Başarılı teknik direktör tanımı yapıldığında verilen örnekler hep aynı olur. Alex Ferguson, Guardiola, Mourinho gibi isimler söylenir hep. Oysa futbol tarihinde benzeri olmayan bir işe imza atan Gayro'yu kimse hatırlamaz. Gayro futbolu bıraktıktan bir yıl sonra, 1961 yılında, o yıllarda amatör bir kasaba takımı olan Özer'in teknik direktör aradığını duyar. Bu, küçüklüğünden beri düşlediği teknik direktörlük hayalini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat olur. Gayro, Özer kulübüne gerekirse odun bile kesebileceğini söylediği bir başvuru mektubu yollar. Başvurular arasında en az maaşı isteyen ve en genç olan Gayro'dur. Kulüp başkanı onu seçer ve Gayro sadece 600 frank karşılığında Özer'in başında teknik direktörlüğe başlar. Kariyerine başlar başlamaz takımla kasaba arasında bir bağ olmadığını fark eder ve ilk olarak Özer halkını takımla bütünleştirmek için çalışmalar yapar. Özer az nüfuslu olmasına karşın o dönemde ülkenin önemli üretim merkezlerinden biridir. Gayro, çiftçilik ve ahşap üretiminde ülkenin önemli merkezlerinden biri olan kasabanın imkanlarından faydalanmak için kapı kapı gezmeye başlar. Çiftçileri takıma keçi ve gübre bağışlamaları için ikna etmeye çalışır. Özer'in ilk futbol sahası da bu gübrelerle oluşturulur. Kasabanın kadınlarına ve futbolcu eşlerine giden Ro, onlardan takımın antrenmanda giymesi için önlük dikmelerini ister. Gecesini gündüzüne katan Ro, her zaman kulübe ilk gelen kişi ve kulüpten çıkan son kişi olur. Futbolcularını antrenmanlarda daha önce hiç görülmemiş bazı çalışmalara tabi tutar. Ve bu çalışmalarının karşılığını 1970 yılında 3. lige yükselerek alır. Disipliniyle alakalı o kadar şey anlatılır ki. 90'larda okuduğum bir dergide futbolcuların gece Paris'e gidip gitmediklerini arabalarının kaputlarının üstüne elini koyarak kontrol edermiş. Gayro'nun Özer'i 1979-1980 sezonunda Lig 2'de şampiyon olduğunda kimse onların Avrupa'nın en iyi takımı olacağını tahmin bile etmiyordu. Aynı sezon Fransa Kupası'nda finale çıkma başarısını gösterirler fakat Nant'a penaltılarla elenirler. Takım Lig 1'e çıktıktan sadece 4 sene sonra ilk önemli ve büyük başarısını 1983-1984 yılında ligde 3. olarak gösterdi ve UEFA Kupası'na katıldı. UEFA'da ilk turdaki rakipleri o sene UEFA Kupası'nın favorisi olarak gösterilen John Benjamin Toşağ'ın Sporting Lisbon'uydu. Ve ilk Avrupa maçlarında varlık gösteremediler. Takım ligde o kadar istikrarlıydı ki aynı sezonu 4. tamamlayıp yine UEFA Kupası'na katılma başarısı gösterdi. Sadece 4 sene önce Fransa 2. liginde mücadele ederken sürekli Avrupa kupalarına katılan istikrarlı bir takım haline geldi. Rakip İtalyan devi Milan'dı. Milan'ın başında Milan tarihinin 3 efsane İsveçlisinden biri olan Nils Liendon vardı. Takımda henüz 19'larında olan Paolo Maldini, Baresi, Tassotti, Evani, Virdis ve ilk lejyoner İngilizlerden olan Mark Hatteley vardı. Fransa'da Abbe de Champs stadında Milan'ı 3-1 yenmeyi başardılar. Fakat Milano'da 3-0'la mağlup olup elendiler. Bu maç Gayro'nun Avrupa'da kendini gösterdiği ilk maç olarak bilinir. Kulüp başarı basamaklarını teker teker tırmanıyordu. 1992-93 sezonuna gelindiğinde Gayro ismi artık bilinmekten öteye gitti. Sırayla Kopenhag, Standard Liège ve çeyrek finalde önceki senenin şampiyonu Ajax'ı eleyip UEFA Kupası'nda yarı finale kadar yükseldiler. Yarı finalde Borussia Dortmund'a penaltılarla elendiler. O dönem Özer Avrupa'nın en iyi top oynayan takımları arasında gösteriliyordu.
Nevio Scala'nın parmasıyla beraber. 1994'te tarihlerindeki ilk önemli başarıya imza atıp Fransa Kupası'nı müzesine götürdüler. Kulüp istikrarlı ve güzel oyununu ancak bir şeyle taçlandırabilirdi. O da lig şampiyonluğuydu. Gayron'un Ögzer'i 1995-96 sezonunda Lig 1'i Paris Saint-Germain'in önünde bitirip Fransa şampiyonu oldular. Artık Şampiyonlar Ligi'ndeydiler. Grubu Ajax, Grasshoppers ve Rangers'ın önünde lider bitirdiler. Çeyrek finale yükseldiler. Rakip 4 sene önce UEFA Kupası'nda yarı finalde elendikleri Borussia Dortmund'du. Maalesef onlara yine boyun eğdiler. Dortmund o sene kupayı müzesine götüren taraf olacaktı. Gayro bir kasaba takımı olan Ögzer'i 44 yıl boyunca çalıştırmış ve amatör ligde sıradan bir takımken Fransa şampiyonu yapıp Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar çıkartmıştır. Geçmişi ve tarihi olan takımları değil, bilinmeyen bir takımı dünya çapında tanınır hale getirmiştir. Bununla kalmayıp sayısız iyi futbolcunun yetişmesinde başrol oynamıştır. Eric Cantona, Basil Boli, Enzo Schifo, Mexes bunlardan sadece birkaçıdır. Gayron'un nasıl bu kadar başarılı olduğunu Eric Cantona'nın sözlerinden anlayabiliyorsunuz. Ailemden Marsilya'dan 600 kilometre uzaklıktaki Ögzer'e gitmek için ayrıldım. Sadece 15 yaşındaydım. Biz genç oyuncular için Gayro bir baba gibiydi. Onu çok sevdim ve saygı duydum. Gayro, Ögzer'in büyük bir aile gibi olmasını sağladı.